Merhabalar, 2025 KPSS Tayfa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Tek kuzem, öğrenci koçu Rukiye Tuğba Boğa, ben nasılsınız? Herkes hoş geldi. Bekir hocam, Yavuz hocam, Rabia hocam, merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Umarım Ekim ayınız çok güzel geçiyordur. Umarım keyfiniz yerindedir ve umarım çalışmalarınıza başlamışsınızdır arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Çok naziksiniz. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Alperen hocam, merhabalar. Henüz başlamadık. Tamam, hiç önemli değil. O zaman bu seminer bir midat olsun çalışmalarınıza başlamanız için. Zaten seminerimizde özellikle ve çalışmalarınızdan alacağınız verimi şaha çıkaracak bazı yöntem ve tekniklerden bahsedeceğim arkadaşlar. O yüzden hali hazırda çalışmalarına başlayan öğrencilerim için de henüz çalışmalarına başlamayan öğrencilerim için de bu yöntemler oldukça geçerli olacak. Öncelikle seminerimizde verimli çalışmayı ve ders çalışma motivasyonumuzu arttıracak 5 yöntemi ele alacağız arkadaşlar. Eğer herkes hazırsa seminerimiz başlıyor. Çayımızı, kahvemizi artık havalar yavaş yavaş soğuduğu için, bence sıcak bir şeyler için ve not defterimizi, kalemimizi yanımıza aldıysak yöntemlerimizden bahsetmeye başlayacağım. Merhabalar Rabia hocam, ben Tekuzem öğrenci koçu Rukiye Tuğba Boğa. Kimler nerelerden katılıyor arkadaşlar? Bölümleriniz neler? Ben de biraz sizi yakından tanımak istiyorum. İşletme çok güzel. Lisans harika. Şanlıurfa okul öncesi. Çok güzel. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. Aynı zamanda Rabia hocamla da hemşeriyiz. Ardahanlıyım, Göleliyim. İlahiyat çok güzel. Dikap öğretmenlerimiz var. Müzik öğretmenimiz var. Bursa'dan katılıyor. Çok güzel. Tıbbi dokümantasyon, Karslıyım, çok güzel. Benim de annem Karslı, babam Ardahanlı. Yakınmışız. Nisanur hocam, o zaman sen ön lisans. Zehra hocam da ön lisans. Ön lisansçılar bu yıl biraz hızlı gidiyor galiba. Erkenden başlama hevesiniz var anladığım kadarıyla. Çok güzel, harika. Hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum. Şu an içimizde hem öğretmenlerimiz var, A grubundan hazırlanan öğrencilerimiz var ve 2 yıl sonra sınava girecek olan ön lisans KPSS öğrencilerimiz var. Peki sizler şu anki yaptığınız çalışmanın verimli olduğunu düşünüyor musunuz arkadaşlar? Verimli ders çalıştığınızı düşünüyor musunuz? Feyza hocam, hoş geldin. Verimli ders çalıştığınızı düşünüyor musunuz? Soruma yanıt bekliyorum. Hayır, tam olarak değil. Hayırlar çoğunlukta sanırım. Hayır. Çoğunluk hayır. Peki arkadaşlar, bir konuyu anlamak için günlerce ders çalıştığınız oluyor mu? Yani aynı konu üzerine çok fazla mesai harcadığınız oluyor mu? Saatlerce oluyor değil mi? Günlerce, saatlerce, belki haftalarca aynı konuyu anlamak için çok fazla çaba gösterebiliyoruz. Peki bir dersi çalışırken, yani o dersin konularını bölüyoruz ya ünite ünite. Baştan sona sırayla mı gidiyorsunuz arkadaşlar? Yoksa belirli bir level'dan mı başlıyorsunuz? Yani şu an sınava hazırlanan bir öğrenci olarak, hocam ben kitabı açacağım, baştan sona çalışacağım mı diyorsunuz? Sırayla, baştan sona, baştan başlayarak gidiyorum. Tarih dersi çok çabuk unutuluyor. Evet, bazı dersler özellikle daha sık tekrar istiyor. Bir de tekrarları unutmazımıza göre yapmamız kesinlikle gerekiyor. Gelelim bir diğer sorumuza. Peki arkadaşlar, hangi konuda kendinize daha çok güveniyorsunuz? Yani öyle bir konu söyleyin ki, hocam ben bu konuda asla soru kaçırmam deyin. Hangi konu? Kendinize en güvendiğiniz konu hangisi? Türkçe dil bilgisi, coğrafya, Osmanlı tarihi, konu, ders değil, özellikle konu.
Osmanlı tarihi belki paragraf. Tamam, çok güzel. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ben özellikle bu üç soruyu harmanlayarak sordum. Çünkü sorularımın içinde gizli gizli mesajlar var. Aslında bizim bu sorulara tak diye cevap veriyor olmamız gerekiyor sınava hazırlanan öğrenciler olarak. Ama fark ettim ki sendeledik. Yani bazen gelgitlerimiz oldu. Tam net cevap veremedik. Bunların bazı sebepleri var arkadaşlar. Demek ki biz o kadar da kendimizi tanımıyoruz ya da demek ki verimli nasıl ders çalışılır bilmiyoruz ya da kendimiz için verimli çalışma yöntemleri neler bunları bilmiyoruz. O yüzden başlıca bazı kurallar var arkadaşlar. Bir çalışmanın verimli olması için olmazsa olmaz kurallardan birincisi ve bence bir eğitim uzmanı olarak söylüyorum, bir öğretmen olarak söylüyorum. En önemlisi kişinin kendisini tanımasıdır arkadaşlar. Bu kendini tanımadan kastım işte boyum, kilom, nereliyim, ne mezunuyum, şuyum, buyum değil. Bilişsel sürecini yani şu zihninin karnesini çıkarman gerekiyor. Öğrenme yapını bilmen ve buna uygun çalışman gerekiyor. Bunun için de kıymetli öğrencilerim hep söylerim, bireysel rehberlik görüşmelerimde de söylüyorum. Hiçbir zaman çok çalışmak olmamalı amacınız. Hiçbir zaman gecelerinizi gündüzünüze katmak, hiçbir zaman saatler boyu masadan kalkmamak olmamalı. Çünkü bu verimli bir yöntem değil arkadaşlar. Çok çalışmanın yerine her zaman kendinize hedef olarak verimli çalışmayı koymalısınız. Çünkü her öğrenci farklı öğreniyor. Her öğrencinin verimli çalışma yöntemi birbirinden farklı. Bu sebeple kendi verimli çalışma yönteminizi öğrenmeniz için de öğrenme yapınızı keşfetmeli, bunu uygun çalışmalısınız. Peki kimler kendini çok iyi tanıyor? Kimler öğrenme yapısını çok iyi biliyor? Rabia hocam ben bilmiyorum diyor. Hatice hocam biliyormuş. Nasıl keşfettin Hatice hocam? Yavuz hocam nasıl keşfettin? Mesela kendini anlat desem, unutmazdın kaç gün desem cevap verebilir misin bana? Nuray hocam bilmiyorum asla diyor. Arkadaşlar, kendimizi tanımaktan kastım dediğim gibi bilişsel ve psikolojik sürecimizi ortaya çıkarmak, bu özelliklerin içerisinde kişinin öğrendiği bir bilgiyi zihninde tutma süresinden tut da ne kadar sürede okuyor, okuduğunun ne kadarını çok iyi anlıyor ya da öğrenci hangi yöntemlerle çalıştığında daha kalıcı, etkin bilgiye erişebiliyor. Görsel algılarımı kuvvetli, dokunsal, hareketli, kinestetik bir yapıya mı sahip ya da işitsel öğrencinin duymaya mı ihtiyacı var? Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ve biz bunu arkadaşlar Türkiye'de sadece kurumumuz olarak ölçen bir teste sahibiz. Özel bir eğitim analizimiz var. Patenti bize ait olan bir analiz ve biz bu analize öğrencilerimizi dahil ettiğimizde öğrencimizin öğrenme stilinden öğrenme yöntemine, zeka tipinden öğrenme unutma hızına, dikkat dağınıklığı düzeyinden anlama ve stres düzeyine kadar onu hazırlık sürecinde etkileyebilecek bütün özelliklerini tek tek ölçüyoruz arkadaşlar. Bu yüzden birinci adımı başarılı bir şekilde bizim kendi öğrencilerimiz tamamlıyor. Aranızda mutlaka TEKUZEM'in eğitim analizlerine giren ya da şanını duyanlar vardır. Girmeyen öğrencilerim de bu seminer vesilesiyle mutlaka katılıp bu ayrıcalığı hissetsinler, bu ayrıcalıktan faydalansınlar isterim. Şimdi geliyorum olmazsa olmaz ikinci kuralıma. Arkadaşlar, hangi sınava hazırlanırsanız hazırlanın, hazırlandığınız sınava seviyeniz ne kadar yakın, hangi seviyedesiniz ve hedefinize ne kadar uzaklıktasınız, bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ve bir çalışma yapacakken seviyenize uygun yapmanız gerekiyor. Yani sen yeni başlayan bir öğrenci olabilirsin. Buna uygun bir çalışmaya ihtiyacın var. Sen 5 yıldır sınava giren, artık yolu yarılayan, belki sonlarda takılan bir öğrenciysen seviyeni ölçüp buna göre çalışman gerekiyor. Ya da sen dereceyi oynayan bir öğrencisin. Çok az bir farkla kaçırıyorsun kazanmayı. Belki 1-2 puanla kaybediyorsun.
Bunun seviyesine uygun bir çalışma yapman gerekiyor. Çünkü şu bir gerçek arkadaşlar, hangi sınava girerseniz girin bir kere birden fazla dersten, onlarca, yüzlerce konudan, belki de binlerce alt konudan sorumlusunuz ve her konuda, her derste seviyeniz birbirinden farklı. Belki matematikte çok başarılı bir öğrenciyken tarihte aynı başarıyı gösteremiyor olabilirsiniz. Matematikteki çalışmanızda matematiğe ayıracağınız süreyle tarihteki çalışmanız ve tarihe ayıracağınız süre elbette ki farklı olmalı arkadaşlar. Çünkü birinde belki dördüncü basamaktasın, bir basamak kaldı hedefe. Birinde ikinci basamaktasın, üç basamak kaldı hedefe. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yine bizim Pekodem'in kayıtlı olan öğrencilerinde nasıl bir istihdam sürecini karneleştiriyorsak, somutlaştırıyorsak, öğrencilerimizin bütün dersleri ve seviyelerindeki, dersleri ve ünitelerindeki, konularındaki seviyelerini de tek tek özel seviye ölçüm sınavları ile birlikte arkadaşlar ölçüyoruz. Şimdi gelelim üçüncü basamağımıza arkadaşlar. Üçüncü şartımıza ve üçüncü kuralımıza. Sadece kendinize özel bir program hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu programdan size özelden kastım, saatleri size özel olmalı, derslerin günleri size özel olmalı, hangi gün hangi derste çalışacağınız size özel olmalı. Yani her şeyiyle size özel bir programdan faydalanmanız gerekiyor. Nasıl bir başkasına ait bir giysi sizin üzerinizde yamalı gibi dururken, belki tam bedeninizi kavramazken, bir başkasına dereceye ulaştıran bir program, belki onu Türkiye birincisi yapan bir program, sizi aynı birinciliğe götürmeyebilir. Belki kazanmanızı engelleyebilebilir. Çünkü önce öğrenme yapınızı keşfettiniz, seviyenizi keşfettiniz. Belki çalışan bir öğrencisiniz, belki çocuklarınız var, belki eğitim hayatınız devam ediyor. Belki günlük ders çalışmaya ayırabileceğiniz süre 10 saat, belki 1 saat. Buna göre bir program hazırlamanız gerekiyor. Yani kalan süre size özel. Çalışacağınız dersler size ve seviyenize özel olmalı. Tamamen kişiye özel bir programla çalışmalısınız. Bizim yapay zeka sistemimizde de öğrencimiz tek tek arkadaşlar kendisi çalışabileceği dersleri seçiyor. Günleri seçiyor, saatleri seçiyor, çalışma programı oluştura tıklıyor ve yapay zeka sistemi onun bütün derslerdeki seviyelerine bakıyor, analiz sonuçlarına bakıyor, ihtiyacı olan günlük programı hazırlıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü kuralımıza. Arkadaşlar en önemli olan kısımlardan biri de buraya kadar verdiğim stratejiler, yani bu üç madde biraz daha somuttu. Yani seviyeni ölç, program hazırla, öğrenme yapını belirle. Ama strateji çok soyut bir kavram. Yani şu an strateji geliştirin desem aklınıza bin bir türlü şey gelebilir. Hocam ders çalışırken nasıl bir strateji geliştirebilirim ki? Ya da hocam sınav ve strateji nasıl bir araya getirebilirim ki diyebilirsiniz. İşte biz yapay zeka sistemiyle bunu da yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü ÖSYM eleyici bir kurum. KPSS elemeye dayalı bir sınav. Biz bu sınava arkadaşlar ya elemek için ya da elenmek için giriyoruz. Ama bizim amacımız ne? Şu an Türkiye geneli başarı ortalaması %2 civarında arkadaşlar. Yani çevrenizdeki herkesi düşünün. Bütün dershaneye kayıtlıları düşünün. Pekodem'e kayıtlıları düşünün. Sınava giren yaklaşık 4 milyon öğrenciyi düşünün. Sadece her bir 100 öğrenciden 2 kişi yerleşebiliyor. Dolayısıyla ÖSYM bizden hiçbir zaman %100 net, %100 başarı, bütün soruları doğru bileceksin. Süreyi en erken sen bitireceksin. Asla soru atlamayacaksın. Asla boşun olmayacak. Asla yanlışın olmayacak demiyor. Bu bir eleme sınavı olduğu için rakiplerinin yapamadığını yapman seni zaten öne çıkarıyor. Her zaman söylerim, KPSS bir strateji işidir. Azimlerin yarıştığı ve savaştığı bir sınavdır. Sınava kalan zamana göre
Senin için en çok puan getiren konular neyse onları hanene almalısın. Senin için rakiplerinin yapamadığı konular neyse onları bulup yapmalısın. Onlar orada puan kaybederken sen o puanı kazanarak onların önüne geçebilirsin. Yine bizim sistemimizde strateji geliştirme durumunu tamamen yapay zeka öğrencinin ayırabildiği süreye, sınava kalan zamana ve hangi derslerde hangi seviyede olduğuna göre tek tek planlıyor. Şimdi geliyorum beşinci kuralıma. En önemli olan durumlardan biri arkadaşlar, artık program hazırladık, seviyemizi biliyoruz, öğrenme yapımızı biliyoruz, yapay zeka bize özel strateji geliştirdi, kalan zaman için getirisi en yüksek konuları getirdi, sıraladı ve ben artık programa uyuyorum. Peki şunu bilmek gerekmiyor mu arkadaşlar? Bir program var ortada, uyan bir öğrenci var, ne kadar ilerledi? Ya da bu program bu öğrenci için gerçekten vaat ettiği verimi sağlıyor mu? Bu öğrenci eksik bir çalışma bırakıyor mu? Kişi her zaman kontrol etmek ve edilmek ister arkadaşlar. Özellikle KPSS öğrencilerinde, hani yaşımız ne kadar ilerlese de her birimiz yetişkin kişiler olsak da kıymetli öğrencilerim, bir kontrol mekanizmasına, bir güdülenmeye, bir takibe ihtiyaç duyarız. O yüzden size kesinlikle önerim, bir çalışmaya başlayacaksanız, bir çalışma yapıyorsanız verimini daima ölçün. Ben nereye doğru gidiyorum? Doğru yolda mıyım? Bu program beni istediğim sonuca götürecek mi? Ve lütfen öğrendiğiniz konular varsa ben zaten bunu öğrendim, at köşeye, yeni konu gelsin demeyin arkadaşlar. Çünkü öğrendiğiniz konuları belirli bir sürede zihin olarak unutacağınız için, ki bu unutma süresi de her birimizde farklıdır. Kimi 5 günde unutur, kimi 3 haftada unutur, kimi 1 ayda unutur. Önce bunu da bilmen gerekiyor bu arada. Unutma hızınıza göre programınızı tekrar olarak öğrendiğiniz bütün konular üzerinden yapın. Ve öğrenemediğiniz konular varsa da arkadaşlar, hangi konuda, hangi seviyede öğrenemediysen o seviyeyi dönüp başa alıp yeniden çalışmak zorundasın. Yani bir konuyu öğrenmeden daha zor olan ikinci bir konuya, üçüncü bir konuya geçmemen gerekiyor. Programını eksik olduğun konuları da bilerek onları kapatmaya dayalı hazırlaman gerekiyor. Bizim yapay zeka akıllı sistemimiz arkadaşlar, bunu öğrencinin inisiyatifine ve takibine, kontrolüne bırakmadan zaten haftalık olarak programına ne kadar uydun, ne kadar uyamadın, hangi çalışmalarını tamamladın, hangi çalışmalarını eksik bıraktın, bunları tek tek analiz ettiği için eğer uyamadığınız bir çalışma varsa önümüzdeki haftanın programına otomatik olarak ekliyor. Eğer uyduğunuz ve öğrendiğiniz bir çalışma varsa o çalışmayı arşivliyor, unutacağınız zaman tekrar unutma sürenize göre o konunun tekrar yapılması için karşınıza gelmesini sağlıyor. Şimdi gelelim. Azize hocam, sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Hoş geldin. Yakın tarihte görüşmüştük. Yakın tarihte kayıt olmuştu zaten. Şimdi gelelim arkadaşlar, biraz daha bu teknik kısımlar, yani program, takip, performansımızı ölçmeliyiz, seviyemizi bilmeliyiz, öğrenme yapımızı bilmeliyiz. Evet, ama motivasyon olmadan olur mu arkadaşlar? Hiçbir işte motivasyonsuz bir başarı sağlayamayız arkadaşlar. Şu an benim yaptığım iş ya da sizin kendi yaptığınız iş ya da bir öğretmenlik yapıyorsun herhangi bir kurumda ya da annesin. Annelik de çok kutsal ve ömür boyu devam edecek olan bir iş. Hiçbir şeyden arkadaşlar motivasyonunuz düşük olduğu sürece keyif de alamazsınız, verim de alamazsınız. Ben her zaman söylerim, bu sınav psikolojik bir sınav. İstediğin kadar çok zeki ol, çok başarılı ol, ezberin çok iyi olsun. Gece gündüz demeden aylarca, belki de 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl çalış. Gereken motivasyona ve inanca sahip değilsen eğer istediğin sonuca ulaşman çok zor. O yüzden verimli çalışmanın olmazsa olmazlarını öğrendiysek gelelim %50'lik dilime sahip olan motivasyona. Hadi bakalım şimdi hepimiz beyin fırtınası yapalım. Burada çok fazla öğrenci var şu an seminerde ve her biri birbirinin aslında rakibi ve bölümleri, alanları farklı. Şu anda size kendinizi ne iyi hissettirir arkadaşlar? Ne olursa gerçekten motivasyonunuz top noktaya çıkmış olur. Herkesten yanıt bekliyorum. Size kendinizi ne iyi hissettirir arkadaşlar?
Şu an ne olmasını isterdiniz mesela? Atanmak. Başka? KPSS A grubundan yüksek puan almak. Atanmak. Zengin olmak. Başka? Borçlarımın bitmesi. İnşallah en yakın zamanda. Matematik bilgilerinin beynime otomatik yüklenmesi. Çalışmadan şöyle bir cihaz olsa, değil mi? Flash disk gibi bilgisayardaki her şey bize geçse. Mezun olabilmek. Evet Makbule hocam, sen son sınıfsın. Ama bence daha dönemin çok başındayız. Bence senin biraz erişilebilir bir hedefin var. O yüzden şanslısın. Verimli ders çalışmak, tüm konularımı bitirmek ve atanmak. İnşallah arkadaşlar şu an zaten eğer bu seminerdeysek hepimizin başlıca amacı atanmanız gerçekten de. Ve atanmak için gerekenlerden zaten bahsediyorum ama ne olursa olsun dönemin başında da olsak, ortasında da olsak, sonunda da olsak hiçbir şekilde motivasyonunuzu kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Peki motivasyonumu nasıl sağlayabilirim derseniz, hocam ben artık motive olamıyorum ya da motivasyon depolarım düşmüş, böyle bir hazinem artık yok, eskiden çok motiveydim ama artık motivasyonumu sağlayamıyorum diyorsanız ya da şimdi demiyorsanız bile mutlaka hazırlık sürecinin belirli bir döneminde bunu diyeceksiniz arkadaşlar. Motivasyon arttırıcı 5 yöntemden bahsedeceğim size. Birincisi hedefler. İkincisi kendinize ilham kaynakları bulmanız gerekiyor. Karşılaştığınız zorlukları realist bir şekilde yaklaşıp çözüm önerileri üretmeniz gerekiyor. Kendinize yakın gerçek başarı öykülerinden faydalanmanız ve motivasyonunuzu arttırmanız için bazı rutinleri günlük olarak hayatınıza yerleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Birinci koşulum hedefler. Şu an birçoğumuzun hedefi var. Belki mezun olmak, belki atanmak, belki çok para kazanmak, yani birbiriyle bağlantılı hedefler. Yani hepsinin sonunda bir şeye ulaşıp tatmin olmak var. Ama hedefler de arkadaşlar kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir kendinize kısa vadede, yani belki birkaç günde, belki haftalık, belki aylık olarak koyduğunuz hedefler var. Bir de uzun vadede, yani ben bu yılın sonunda şurada olmak istiyorum. Ya da ben bu yıl bitmeden şuna sahip olmak istiyorum, bunu satın almak istiyorum. Ben bir yıl içinde bu duyguyu tatmak istiyorum gibi. Kendinizi kısa vadeli hedeflerle önce başlatıp o tatmini alıp başardığınızı görüp uzun vadeli hedeflere ondan sonra geçmeniz daha faydalı olur arkadaşlar. Henüz hedefine ulaşmak için bir adım atmamış bir öğrenci için çok uzun vadeli bir yıllık sürekli bir hedef biraz zorlayıcı olabilir ve gerçeği söyleyeyim vazgeçme ihtimaliniz de çok yüksek olur. İkinci maddem arkadaşlar ilham kaynakları. İlham kaynakları motivasyonunuzu yeniden canlandırmak, sürdürmek ve kendinize yön belirlemeniz için çok önemli araçlardır. Bunun için ilham verici hikayeler ve filmlerden, kitaplardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Geliyorum üçüncü maddeme. Mutlaka zorluk bu dönemin herhangi bir aşamasında yaşayacaksınız. Hatta hayatın son nefesine kadar da zorluklar bizi bekliyor. Zorluklarla hepimiz mutlaka karşılaşıyoruz ama bunları aşmanın bazı yöntemleri var arkadaşlar. Karşılaştığınız sorunu önce tanımlayın. Yani net bir şekilde tanımlamanız sürecin ilk adım. O sorunu kabul et, tanımla ve alternatif çözümler üret. Böyle mi çözebilirim? Şöyle mi çözebilirim? Bu yol var mı? Bu benim işime yarar mı? Birden fazla bir kere elinde planın olsun. Daha sonra bu planlar içinde kendine en yakını, en sonuç alabileceğin aslında planı seç ve uygula, karar ver. Uyguladıktan sonra da mutlaka değerlendir. Yani seçtiğin çözümü uyguladıktan sonra ben bundan istediğim sonucu aldım mı, alamadım mı? Bunu da mutlaka ölçmen gerekiyor. Ve geldim bence bir rehberlik uzmanı olarak söylüyorum. Beni en çok motive eden ve öğrencilerimi de en çok motive ettiğim kısım arkadaşlar gerçek yaşanmış öyküler, başarı öykülerim. Çünkü şu an her birimizin geçtiği yollardan belirli zamanlarda birileri geçti ve o yollardan bazı kişiler yolun çiçekli tarafına gitti. Bazı kişiler yolu başa aldı. Şu an hala
o yolu gitmeye çalışıyor. Gerçek başarı öyküleri okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Videoları izleyin. Başkalarının başarı hikayeleri bir kere psikolojik olarak sizde benim bu kişiden bir farkım yok. Ben de yapabilirim. İnancınızı ve özgüveninizi güçlendirir. Bu da otomatik olarak motivasyonunuzu artırır arkadaşlar. Şimdi size 3 tane başarı öyküsünden, tek uzemli 3 öğrencimin başarı öyküsünden bahsedeceğim arkadaşlar. Üçü de öğretmen, yakın tarihlerde hedeflerine ulaşmış olan hocalarım. Ayşenur öğretmenim, kulakları çınlasın, kendisi sosyal bilgiler öğretmenim. Ve hocamız dört kez sınava giriyor. Dört kez aynı sınava giriyor. O asla umudunu yitirmiyor. Anlattıklarına göre zaman zaman karamsarlığa kapıldığı, çok defa vazgeçmeyi düşündüğü zamanlar oluyor. Ve ne mutlu bize ki umudunu kaybetmemiş bir Ayşenur öğretmenle 5. sınav hazırlığında yollarımız kesişiyor tek düzem olarak. Ve 5. kez girdiği sınavda atanıyor arkadaşlar. Peki size sorum. Ya dördüncüden sonra Ayşenur hocamız pes etseydi, ya hocam ben dört kez girdim olmuyorsa olmuyordur, şansıma zorlamasaydım deseydi ve bizimle yolları kesişmeseydi, belki bu inancı, bu umudu kendinde yeşertmeseydi, sınava hiç girmeseydi arkadaşlar, şu an bu mutluluğu, bu tatmini yaşayamamış olacaktı ve hiçbirimizin bir yerlerde umudunu kaybetmiş ve Ayşenur öğretmenden haberimiz olmamış olacaktı. Kimsenin ve en çok da kendinin hayatına dokunamamış olacaktı. Belki içinizde vardır. Çok kez giren ve artık vazgeçmenin eşiğinde olan, artık olmayacağına inanan, yani bu artık benim makus talihim, ben hobi olarak sınava giriyorum diyen öğrencilerle de karşılaşıyorum. Asla arkadaşlar, hiçbir sınava hobi olarak girilmez. Kesinlikle o sınava kazanmak için girmeniz gerekiyor. Sadece girmiş olmak için de girmemeniz gerekiyor. Ve Gülşe hocamız, ki o da tarih öğretmeni, sosyal bilgilerin kardeş alanı derim ben hep. Bir yandan tam 5 kez sınava hazırlanıyor, bir yandan da ücretli öğretmenlik yaparak geçimini sağlıyor, bütçesini planlıyor. Yani sadece ücretli öğretmen maaşıyla, ki siz biliyorsunuz zaten. Çoğu kez yoruluyor, zorlanıyor ama devam ediyor ve Gülşi hocamızla da 6. sınav hazırlığında yollarımız kesişiyor tek uzem olarak. Hiç şikayet etmiyor ve azmini hiç kaybetmiyor, atanıyor. 5 yılın ardından 6. sınav tecrübesinde, 6. denemesinde doğru yöntemlerle atanıyor arkadaşlar. Evet Rabia hocam, 2 yıl önce atanıyor. Bu bahsettiğim hocalarım 2022 atamalarında atanan hocalarım. Çünkü biliyorsunuz 23'ün ve 24'ün henüz atamaları yapılmadı. Ve geliyorum, kendisi benim aynı zamanda meslektaşım, Dilan öğretmenim, kendisi okul öncesi öğretmeni. Gerek kendi çalışarak, gerekse örgün dershaneye giderek 3 kere sınavı tecrübe ediyor. Yani bir 3 yıllık kaybı var. Pes etmiyor. Dördüncü hazırlığında yolu artık online eğitimle, tek uzemle, yapay zeka ile kesişiyor ve atanıyor. Atandıktan sonra da bizlere tek uzeme, hocam psikolojik yapı doğru eğitimi almak kadar önemli, aksi halde başarmak çok zor diyor. Ve gerçekten arkadaşlar, ben de Dilan öğretmenime katılıyorum. Psikolojiniz en az edindiğiniz bilgiler kadar önemli. O yüzden lütfen kendinizi verimsiz çalışma yöntemleriyle yorup, yıpratıp, bir de sonuç alamamanın hezimetini yaşatmayın arkadaşlar. Psikolojinizi de sağlam tutun. Kendinizden de vazgeçmeyin. Her şeyin doğru bir yöntemi var. Doğru yöntemleri doğru zamanda, doğru şekilde uygularsak, biz neden bir Gülşah öğretmen olmayalım? Neden bir Ayşenur öğretmen olmayalım? Neden bir Dilan öğretmen olmayalım? Onların baktığımızda bizlerden, sizlerden hiçbir farkı yok. Rabia hocam, ben sınava girmiyorum. Benim bir sınav hazırlığım yok. Geliyorum 5. maddeme, günlük rutinler. Arkadaşlar, günlük rutinler hedeflere ulaşmak için adım adım ilerlemeyi ve motivasyonu sürdürmeyi kolaylaştırır. Bu günlük rutinler de kendi içinde aşamalara bölünüyor arkadaşlar bu arada. Kendi içinde yaklaşık dörde bölünüyor. Sağlık rutini, çalışma rutini, sevgi rutini, aktif dinlenme rutini, bunların hepsi bizim günlük rutinlerimizi oluşturuyor. Bir kere uykumuzu düzenleyin. Ben gece çalışıyorum hocam. Ben işte
Gece 5'te çalışıyorum, 3'te çalışıyorum. Hayır, gece uykusunun verimi hiçbir gündüz saatinde yok arkadaşlar. Geceleri uyumak için var. Uykunuzu düzenleyeceksiniz. Sağlıklı, temiz içeriklerle besleneceksiniz. Temiz havada, belirli periyotlarda yürüyüşler yapacaksınız. Çalışma rutininizde de kesinlikle bir çalışma odanız, bir çalışma masanız, bir çalışma saatiniz, düzeniniz olacak ve buna sadık kalacaksınız. Aktif dinlenme rutininde dinleneceğiniz zaman aklınızda ders, sınav, deneme, o, bu, şu olmayacak. Dinlenmenin hakkını vereceksin. Hobi veya spor gibi etkinliklerle zihnini sınav dışı konulara belirli periyotlarda yönlendirip o işi yaptığında sadece yaptığın işi düşüneceksin. Arka planda sekmeler açık kalmayacak. Sevgi rutininde de sevdiğiniz arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, dostlarınız, yakınlarınızla sohbet edip sosyalleşeceksiniz. Asla izole, soyut bir yaşam sürmeyeceksiniz arkadaşlar. Hayat devam ediyor. İnsan sosyal bir varlık, bizleri etkileşen bir varlığız. Sevgi vermeye de almaya da ihtiyacımız var. İnsanlar olarak her birimizin birbirine ihtiyacı var. Kendinizi insanlardan dışlayıp da ya da siz de onları dışlayıp da ben sadece başaracağım, başaracağım dediğiniz zaman üzülerek söylüyorum ki başaramazsınız arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Hedefimizi belirleyip hedefimize yürüyoruz. İlham alıyoruz alınması gereken her şeyden. Başarmış kişilere kulak veriyoruz. Bizi başarıya ulaştıracak rutinler oluşturuyoruz. Ve zorlukları her neyle karşılaşırsak karşılaşalım, doğru tanımlayıp, çözüm üretip, uygulayıp, sonuçlarını değerlendirerek aşıyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Feyza hocamın zaten azmine ben kesinlikle hayranım. Çok azimli bir öğrenci. Kendisine en az galiba 4 yıldır falan tanıyorum diyebilirim. Gerçekten de öyle. İnşallah azminiz hiç bitmesin Feyza hocam ve diğer bütün öğrencilerim. Ve eğer bu süreçte yalnızsanız, herhangi bir profesyonel destek almıyorsanız arkadaşlar, bir profesyonel bir destekle bireysel olarak evinizden çıkmadan, konfor alanınızın dışına çıkmadan çok daha rahat, çok daha bilinçli ve bilen bir kadroyla, bilen bir yapay zeka sistemiyle çalışmak istiyorsanız, şu an bu seminere katılan bütün öğrencilerim için özel bir indirimim var. Kayıt olmak istediğiniz bütün eğitimlerimizde %20'lik indiriminiz arkadaşlar. Cumartesi günü akşam 19'a kadar kullanabilirsiniz. ÖAVT'nin hemen hemen bütün branşlarına sahibiz. KPSS A grubu eğitimlerimiz var. Genel yetenek, genel kültür eğitimlerimiz var. 2026 için ön lisans KPSS eğitimlerimiz de var arkadaşlar. Ve biz bu eğitimlerimizde kişiye özel eğitim vermekle birlikte kayıt olunan eğitimlerin sıfırdan canlı derslerini alanında uzman Ankara Merkez Kadrosu öğretmenleriyle birebir canlı derslerine, bu derslerin tekrar kayıtlarına, soru çözüm tekrar saatlerine, Türkiye geneli denemelere, dijital kaynaklara ve kitaplara, somut kitaplara, konu tarama testlerine ve çok daha fazlasına sahibiz arkadaşlar. Kayıt olan öğrencilerimiz bütün bu saydığım içeriklerden sınav tarihine kadar sınırsız bir şekilde faydalanabiliyor. %20 indirim kodunuzu kullanmanız için de sistem yöneticimin birazdan ileteceği linke tıklayıp Tuğba hocamın seminerinden katılıyorum. Eğitimlerle ilgili bilgi almak, kayıt olmak istiyorum yazmanız yeterli. Alanında uzman öğrenci koçlarım sizinle iletişime geçecek ve hem soru işaretlerinizi yanıtlayıp hem de tek özenli olmanız için ilk adımı atmanızı sağlayacaklar arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa seminerimizi tamamlamadan sorularınızı da yanıtlayalım. Rabia hocam, sen eğer üçüncü sınıfsan seneye sınava girebilirsin. Yani bir sonraki yıl. Şu an A grubundan ön hazırlık yapmanı önerebilirim. Evet Bekir hocam, ben zaten kayıt olmak istiyordum. İndirim mükemmel oldu. %20 indirim. Fiyatları görünce şok olacaksınız arkadaşlar. Tutarlar gerçekten çok 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 uygun. Hocam ben GGK ve eğitim birimlerine kayıt olmak istiyorum. Ayperen hocam linke tıklaman yeterli. Evet. Feyza hocam, bu senin okuma anlamınızına göre değişkenlik gösterir. Bunun için profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. Son olarak girebilir Rabia hocam ama atanamaz. Mezun olmadan atanamazsın. Sınava girebilirsin zaten.
Ama senin atanacağın yıl önümüzdeki yıl. Ben hemen son kez arkadaşlar linkimi paylaşıyorum. Rabia hocam, bence sen A grubuna şimdiden hazırlanmaya başla. Çünkü A grubu %80 önemli senin için, ama B grubu için zaten her halükarda önümüzdeki yıl sınava girmek zorundasın. Evet, A grubundan öncelikle kesinlikle başla. Çünkü A grubu biraz zorlayıcı bir sınav. Yani B grubuna göre ders sayısı, içeriği daha geniş, rakip eleme kısmı biraz daha zor, daha seçici, daha Türkiye genel netleri düşük bir sınav. Şu andan başlayıp seneye de tam nokta atışı, hedefini yakalamış olursun. Evet. Hatta ben sizinle sayfamıza da girelim arkadaşlar. Burası bizim sayfamız arkadaşlar. Tekuzem'in sayfası. Makbule hocam, canlı derslerimiz bir hafta içerisinde başlıyor. Şu an son haftadayız. Evet, linke tıkladığınızda seminerden geldiğinizi görüyor arkadaşlarım. Eğitim uzmanlarım tarafından aranıyorsunuz. Hayır, önümüzdeki hafta. Şu an ön hazırlık yapıyor bizim kayıtlı olan öğrencilerimiz. Arkadaşlar bakın, burada KPSS grubunun bütün eğitimleri var. GYGK, eğitim bilimleriyle birlikte. Bakın, sadece GGK, sadece eğitim bilimleri. ÖAVT eğitimlerimiz de var arkadaşlar. ÖAVT'den hazırlanan öğrencilerim için. Burada gördüğünüz bütün derslerin canlı eğitimleri var. PDR de dahil, edebiyat, Türkçe hepsi dahil arkadaşlar. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. KPSS A grubu için de ben hemen Rabia hocam size bilgi aktarayım. Çünkü şu an A grubu ve B grubu için dev bir indirim kampanyasındayız. A ve B grubu için 12.500 lira normal ücreti, seminerden kazandığın %20 indirimi kullanırsan 10.000 TL'den A ve B grubuna kayıt olabilirsin, ikili paket. Sadece A grubu da 8.249 lira. Yine %20'lik indirimin burada da geçerli olur. Var mı farklı sorularınız? Çevrenizde YKS ve LGS hazırlananlar varsa yapay zeka sisteminden onlar da faydalanabilirler arkadaşlar. Biz de önerebilirsiniz. Evet, seminerimiz kayıt altına alındı. Yaklaşık bir saat içerisinde YouTube kanalımıza yüklenmiş olur. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için YouTube kanalımızdan izleyebilirler. Mustafa hocam, eğer temelin yoksa ön hazırlıkla başlamalısın. Yine profesyonel bir destek önerebilirim. O halde arkadaşlar, güzel katılımınız için çok 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 teşekkür ediyorum. İnşallah hepiniz bu yıl Tekuzem'le istediğiniz sonuca, dereceye, atanmaya ulaşırsınız ki biz sistemimize güveniyoruz. Siz kıymetli öğrencilerimize de güveniyoruz. Senkron bir şekilde gitmemiz halinde başarıya da çok ama çok yakın olduğumuzu biliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Başarılar ve bütün güzellikler sizinle olsun. Görüşmek üzere.